Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Acı depremden bu yana 2 hafta geçti ve 2 haftadır Facecam'le video koymuyordum. Artık maalesef çok üzülerek söylüyorum. Tabii acılarımızı kalbimize gömüp orada saklayıp bir yandan yaşatmaya devam ederken bir yandan da hayatlarımıza da devam etmemiz gerekiyor. Ve ben de 2 hafta sonra ilk defa Facecam'le video açtım. Şimdi arkadaşlar bugün aslında zincirleme görev yapacağız. Ya bu zincirleme görev nasıl olacak? Şu an altımda 2002 Mazda RX-7 Spirit var. Ve bu da zaten haftalık Forzaton görevinde olan araba. Bu arabaya dokunmadım, stok şekilde duruyor. Şimdi burada görevlerin arasında üçüncü görevde bir sokak yarışı kazanın diyor. Ve aynı zamanda ben zaten bu event lab'leri çekmek istiyordum arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz ikinci event lab sokak yarışı ve katılabildiğimiz araçlarda B700 Japonya'dan. Yani bu ne demek oluyor? Benim B687'lik Mazda'mla katılabiliyorum. Bunu yaparak hem bu görevi tamamlamış olacağım hem de oradaki üçüncü görevi tamamlamış olacağım. Hadi gidelim buraya. Sürerek gideceğim. Tam görevlerin bir kısmını yapıyordum arkadaşlar hafta sonu. Bir baktım ki bu iki görev birbiriyle uyuşuyor. O yüzden görevi bıraktım yarıda, haftalık Forzaton'u birlikte yaparız diye. Tabii ki efsane bir alet olduğunu söylememe gerek yok. Yakında bir oyun daha geliyor arkadaşlar. Motor sporları oyunu. Ona da başlayacağız. İsmini vermiyorum. Sürpriz şeyleri severim biliyorsunuz. Onu da oynayacağız. Sadece Forza'ya bağlı kalmayacağız yani. Ara ara farklı şeyler de görebilirsiniz. Motor sporlarından bağımsız olarak. Ama her zaman tabii ki de başrolümüz motor sporları. Araba gayet iyi gidiyor ya. Gayet iyi gidiyor. Bu event lab'lar da çok eğlenceli olmaya başladı. Özellikle o mini haritalar, farklı haritalar çok değişik ve farklı oluyor. Yani sanki Forza Horizon serisinde değiliz de başka bir oyun oynuyormuşuz. Veya bir DLC'miş gibi, farklı bir Forza Horizon serisiymiş gibi hissettirmiyor desem yalan olur. Nasıl çığırtıyor ama. Yakında direksiyona da geçeceğim ama bana biraz daha süre verin arkadaşlar. Kafamda bir iki plan var çünkü. Onları doğru düzgün hayata geçirmek istiyorum. Ondan sonra direksiyona geçiş yapacağız. Evet. Aynen bu arabayla devam. Yani arabayı modifiye ettiyseniz de düşürüp girebilirsiniz. İki görevi bir yandan yapmak için veya hiç uğraşmayıp normal sokak yarışına da girebilirsiniz yani. Tabii ki de bunun bir görev olduğunu unutmayalım. O yüzden bunu yaparken normal yarışlardan ziyade zorluğu istediğiniz gibi düşürebilirsiniz. Hem haftalık Warzone'da böyle bir kısıtlama yok, hem de o Event Lab'de böyle bir kısıtlama yok. Bakın ben normalde üstün yeteneklerin bir altına düşürmüş vaziyetteyim. Az sonra göreceksiniz zaten tamamlandığını. Bu arada bazen bu haritalar çok karışık oluyor. Bakın haritada gördüğünüz gibi birkaç kere haritanın dışına çıkmışım, farkında değilim. 30 saniye, 40 saniye bir gittim, bir baktım. Aa, ben haritayla çok alakasız bir yerdeyim. Döndüm sonuna. Uf, tam driftlik ya. Felaket driftlik. Çok iyi. Çok çok iyi. Oğlum acayip keyifli ya. Müthiş bir parkur. Hafiften Assetto Corsa yarım satıyor mu?
Biraz hızlı geldim. Çarpmadan gidiyorduk ama. Uf, bir an acaba mı dedim ha. Bilmiyorum yani bir Assetto Corsa, bir Carrix Drift Racing falan. Hani farklı hissettiriyor bu parkurlar. Ama dokunmadım bile ben oraya. Hayda. Rezalet oldu. Yalnız sokak yarışı diye girdiğimiz şeye bak. Şu an şüpheye düşmeye başladım. İnşallah kabul eder. Sonuçta mod öyleydi. Acayip değil mi arkadaşlar? Müthiş bir parkur ya. Yapanın eline sağlık. Bu arada bu parkurlarda aşağı düşersek bayağı sıkıntı oluyor ya. Nereye gideceğiz lan? Ha, bitti mi? Hayda, bitirdiği yere bak. Çok ilginç. Hiç beklemiyordum burada bitireceğini. Evet. Hadi bakayım. Tahmin ettiğim gibi bana iki görevi de okeylemiş ol. Tamam, bu görev tamam zaten, onu biliyoruz. Tahminimiz tutmadı. Sokak yarışı kazanarak kısmını saymadı maalesef. Ve şimdi büyük bir fail olduk. Hadi sokak yarışını yapalım madem. Ondan sonra bu eventle bir de yapacağım arkadaşlar. Bu arabanın görevlerini bitirdikten sonra. Yani büyük fail olduk ama bence kabul etmemesi saçmaydı. Her halükarda kabul etmesi lazım diye düşünüyorum. Hani gerçi event lab'lerde tek başımıza yarışıyoruz ama her türlü sonuçta birinci sayıyor bizi. Ne yaparsak yapalım. O yüzden aslına bakarsanız yani bence saymalıydı. Üstün yetenekliği yükselttim bu arada zorluk seviyesini. Ama bu görevde öyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz haftalık Forza Ton görevlerinde. İsterseniz en düşüğü alın. Bana bir müsaade. Canım Porsche'cim, bana bir müsaade. Oğlum senin sokak yarışında ne işin var ya? Alumicraft. Bununla birlikte evet. Öndeki arabadan küçük bir destek alıp öndeki arabayı asist olarak kullandım ve yavaşlamaya onun sayesinde zamanında yavaşlayabildim. Evet, %33'e geldiğimizde geçmiş olduk zaten. Ama araba güzel, tatlı. Sesi çok güzel zaten, efsane. Biraz da içeriden duyalım bu vahşi çocuğu. Evet, gene tam bir rehber niteliğinde test yaptık, deneme yaptık. Birçok şeyi, bu tarz testleri arkadaşlar biliyorsunuz sizin karşınızda yapıyorum. Kendi kendime denemiyorum. Hep beraber görmüş oluyoruz ve hep beraber test edildi, onaylandı. Birlikte olmadığını anlamış olduk. En azından event lab ile birlikte tabii, normal görevlerden biri olsa o zaman olur.
Pek de sokak yarışı gibi olmadı sanki bu. Dur oğlum, dur oğlum, sakin olun. Lan. Aman ha. Arkadaşlar bu arada bir anket yapmıştım. Sadece merak, özellikle Valorant'la ilgili sormuştum. O ankete katılırsanız çok sevinirim. Katılmayanlar varsa, hadi düşüncenizi orada belirtin. Zaten iki seçeneğiniz var. Evet, bu görev bitti. Artık bitti. Bir zahmet. Şimdi drift bölgelerinde 6 yıldız kazanın diyor. Şimdi şöyle yapacağım. Bu Event Lab'e gideceğim. Event Lab'e gidene kadar da şurada şöyle yapalım. Şu haritaya bir daha bir girelim. Event Lab'e gidene kadar da illaki karşımıza bakın yolda drift bölgeleri çıkacak. O drift bölgelerinde abicim puanımızı yapmaya çalışacağız. Şimdi mesela şurada bir drift bölgesi var. Gerçi arazide bununla sıkıntı olabilir. Biz buradan gidelim o Event Lab'e. Burada biraz drift yaparız. Ondan sonra oradan aşağı Event Lab'e geçeriz. Evet, hava da kararırken mekana geldik. Biraz karanlıkta drift yapalım. Yetenek şarkısı da çıktı tabii, siz duymasanız da ben de duymuyorum. Araba stok, hiçbir ayar yok. Ayrıca otomatik vites, gamepad'deyim. O yüzden özel bir drift beklemeyin. Gerçi Event Lab'de işte fena değildik. Belki 60 bin puan falan vardır. Kaç kazanmışız? Nasıl yani? Şaka mısın ya? 3 yıldız mı kazandık? Hiçbir şey yapmadık ki. Aa, 60 binmiş vallahi, bak yemin ediyorum kalbim temiz tuttu. Şaka gibi ya. Aha, başlatmadı. Çok ilginç gerçekten. Yani öylesine girdim, hiçbir şey yapmadım, hiçbir aksiyonda bulunmadım. Ekstrem bir drift de yapmadım. Ama oldu. Ve çok iyi. Hadi abicim, o zaman bir 60 bin daha istiyorum. Kötü, kötü. Kötü, gene kötü. İşte bunların hepsinin sebebi otomatik oynamak artı arkadaşlar tabii ki de ayarsız olması. Otomatik olması, güçsüz olması, bunların hepsi çok etken oluyor bir yerden sonra. Özellikle otomatik olması. Şimdi bu görevi tamamladık. Hadi o eventle bir haritada çizip bir daha gidelim. Gördüğünüz gibi haftalık mücadele tamam. Evet, dibindeyiz zaten. O drift bölgesinden bir daha geçeceğiz ama bu defa gayet cool bir şekilde, hiç drift yapmaya ihtiyacı hissetmeden geçeceğim. Şimdi bu Event Lab'de zaten istediğimiz arabayı alabiliyoruz. Artık bu arabayla işimiz bitti. Ama bu araba gerçekten hem ses olarak, hem gidiş, hem yanlama kapasitesi, zaten efsane bir araba olduğunu biliyoruz. Yani çok keyifliydi gerçekten. Çok eğlenceliydi arkadaşlar. Ben çok keyif aldım. Hani bir 370Z videosu vardı gene Hazine Avı'na gittiğimiz. Hani o kadar keyifliydi yani.
Arabayı bayağı bir yapmıştık tabii. Onun da etkisi var. Ama bu araba yapmadan bile keyif verdi. Tabii 10.000 devir çevirmesi de bunda büyük etken. Evet, Event Lab'e geldik. B700. Ama başka araba alırız bu sefer. Veya hiç başka araba almayalım abi. Videonun da bir çizgisi olsun. Anladın mı? Yani videoyu başından sonuna farklı görevler yapmış olsak da RX-7 ile bitirmiş olalım. Japon esintileri, tabii ki de Japon serisinde. Güzel abi ya, çok farklı değil mi arkadaşlar? Düşüncelerinizi de aşağı yazın ama şu yeni yeni gelmeye başlayan Event Lab olayları ve yapılan Event Lab'ler, hazırlanan haritalar çok başarılı, çok hoşuma gidiyor. Çok farklı hissettiriyor. Bazen bazı yerlerde, böyle özellikle binaların kalabalık olduğu yerlerde sanki bir kasma gibi şeyler hissediyorum. Ama bunun benim ekran kartımla veya sistemle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Hani haritanın bir bug'ı gibi olduğunu düşünüyorum. Ama genel itibariyle gerçekten çok hoşuma gidiyor. ...34 saniyede bitir diyor. Eğer şeyin, parkurun ejderhası olmak istiyorsan diyor. Vallahi bu arabayla girmememiz lazımdı o zaman. Şöyle 4 çeker yola yapışan, çok fazla bizi yanlatmayacak bir arabayla girmemiz lazımdı. Ve tam böyle B700'de. Şu an rankim Shogun'muş. ...34 saniye diyor. Tamam, benim hatam, kabul ediyorum. Çok kötüydü bu. Bir an dikkatim dağıldı. Ve aslında yapacağımız en iyi zamanı da, en iyi tur süresini de heba etmiş olduk. Daha iyisini yapacaktık. Yani bence 42-42.5'larda, maksimum 43'te bitirirdik. Evet, gördüğünüz gibi bu görevi de tamamlamış olduk. Bayağı zincirleme görevler yaptık. İlk baştaki düşüncem fail oldu. Evet, farkındayım ama tabii ki de bırakmadan o görevlerin hepsini bitirmiş olduk. 2 tane event lab yaptık ve Forzot'un haftalık mücadelede kalan 2 tane görevi de birlikte yapmış olduk. Ve bütün bu görevleri 2002 model Mazda RX-7 Spirit R Type A ile yaptık arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.